Rezidü hesaplama. Bu videomuzda rasyonel fonksiyonların kutup noktaları için rezidü değerleri nasıl hesaplanır onu konuşacağız. Burada hesaplayacağımız rezidü değerleri bize 3 temel noktada fayda sağlayacak. Bu videomuzun hemen ardından konuşacağımız rasyonel fonksiyonların basit kesirlere ayrılmasında. Basit kesirlere ayırmayı Kalkülüs 1 derslerinde belli yöntemler ile öğrenmiştik. Burada farklı bir yaklaşım ortaya koyacağız. Rezidü yöntemiyle basit kesirleri ayırma. İlerleyen bölümde asıl rezidünün bizim açımızdan değerli olduğu ve kullanımının önemli olduğu başlıklar ise karmaşık değişkenli fonksiyonların integralleri olacak. İntegral hesaplamada rezidü teorem diye bir başlık öğreneceğiz ve rezidüler kullanılarak karmaşık değişkenli fonksiyonların integralleri nasıl hesaplanır onları konuşacağız. İntegral dışında bir de seriler bölümünde tekrar rezidü teoreminden, rezidü hesaplamalardan yardım alacağız. Seriler bölümünde de Lorentz serilerini hesaplamalarda bulma noktasında rezidülerden yardım alacağız. Bizim için oldukça önemlidir rezidü hesaplama bu nedenle. İleride bu başlıklar işlenirken, bu başlıklarda anlatılanlara odaklanabilmek için işte bu noktada rezidüyü anlamış olmak bizim için çok değerli olacak. Şimdi rezidü bir kesirli fonksiyonun kutup noktaları için hesaplanır. Z0 fz rasyonel fonksiyonunun n'inci mertebeden bir kutup noktası olsun. Bir önceki videomuzda kutuplar nasıl bulunur, mertebesi ne demektir konuşmuştuk. Bilmeyenler dönüp oradan izleyebilirler rasyonel fonksiyonlar başlığından. Bilmiyorsanız da burada yine de ufaktan hatırlatma yapacağız zaten çözerken. N'inci mertebeden bir kutup noktası ise bunun rezidüsü birkaç gösterimi vardır. Değişik değişik üniversiteler, değişik değişik konu anlatımları gösterimler uydurmuşlardır. Res f fonksiyonunun z0 kutbu için rezidüsü bu şekilde bir yazım. F fonksiyonunun z0 kutbu için rezidüyü hesaplıyoruz veya Res z0 f fonksiyonunun z0 noktasında rezidüsü matematikçilerin klasik hareketleri. Aynı şeyi göstermek için birçok gösterim yöntemi kullanmaları. Ben böyle öğrendim, ben böyle öğretirim matematikçi davranışları. Bir tanesine karar verip bütün dünya üzerinde aynı şekilde eğitimi veremezler. Bu çok mümkün gözükmüyor uzun vadede de. Ve en çok kullanılanı da bu diyebiliriz. Ben bunu daha çok kullanacağım. Z0 kutbunun rezidüsü. Bunun hesaplama formülü geliyor şimdi. Bir limit hesabı yapacağız. Limit z0 noktasına giderken 1 bölü n eksi 1 faktöriyel. N'in ne olduğunu unutmayın. N'inci mertebeden bir kutup dedik. Çarpı d n eksi 1 bölü dz n eksi 1. Mertebenin bir eksiği kadar z'ye göre türev alacağız. Kimin peki? Z eksi z0 üzeri mertebe neyse onunla bizim fz fonksiyonunu çarpacağız. Bu sayede paydada z0 noktasında ortaya çıkan tanımsızlık ortadan kalkmış olacak. Mertebe neyse o kadar z eksi z0 üzeri n'le çarpıyoruz. Ardından burada ortaya çıkan fonksiyonun mertebe neyse onun bir eksiği kadar türevini alıyoruz. Ardından da
1 bölü n eksi 1 faktöre, işte bu bir sayı çıkacak. Limitini alarak rezidüyü hesaplıyoruz. Rezidünün formülü budur. Oldukça korkutucu bir formül görüntüsü olmasına rağmen aslında o kadar da korkutucu değildir. Şimdi mertebe durumlarına göre bu formülün değişen durumlarına bakalım. Z0 birinci mertebe olsun. Birinci mertebe. O zaman n'imiz bizim 1 olur. Formülün değişimine bakalım. Limit z0'a giderken biz buraya 1 koyarsak 0 faktöriyel, 0 faktöriyel 1'dir gitti. Buraya 1 koyarsak burası 0 0 eder. 0. türev fonksiyonun kendisidir, bu da gitti. Türev mürev yok eğer mertebe 1 ise. Sadece şu bölüm. Z eksi z0 burada da tabii ki n 1 olacak mertebe 1 olduğu için f ise. Şimdi hesaplamalara geldiğimizde çok daha kolay biçimde nasıl hesaplandığını göreceğiz. İkinci mertebe olsun. Bize en fazla mantıklı insanlarsa hocalarımız, ki Türkiye'de birçok mantıksız hoca var, bunu biliyoruz. Mantıklı hocalarsa üçüncü mertebeye kadar sorarlar. En fazla iki defa türev aldırtırlar burada. Mantıksızsalar 5, 6, 7, ki çok fazla olduklarını biliyoruz mantıksız hocaların. Yani dertleri eğitim dışında başka davranış, hareket tarzları, psikolojilerinin incelenip de değerlendirilmesi lazım. Ruh hastası olan birçok matematik hocası türemiş durumda ülkede. İşimiz zor yani, dert öğretmek değil. Birilerinden hayatlarında yaşadığı problemlerinin acısını çıkartma davranışı içinde olan birçok hocamız var. Z0 diyelim. Burada da mertebe 2'ye çıktığı için götürüp buraya 2 koyarsak, 2'den 1 çıkarsa 1 faktör, 1 etti yine burası. Buraya da 2 koyarsak birinci türev. Mertebe 2 ise burada bir kez türev alıyoruz. D bölü dz. Şuradaki bölümün hiçbir etkisi yok. Z eksi z0 üzeri 2 çarpı fz yapıyoruz. Buradaki bu çarpmayı yapıp türevi alıp arkasından limit alıyoruz. Bu res z0. Bu z0 kutbu için bizim rezidümüz. Bu da aynı şekilde. Şimdi üçüncü mertebe içinde formülün bir ne duruma geldiğini gösterip artık hesaplamaya geçeceğim. Üçüncü mertebe n eşittir 3. Limit z, z0. Buraya 3 koyarsak 2 eder. 2 faktöriyel de 2'dir. 1 bölü 2 çarpı. Mertebe 3 ise alacağımız türev ikinci türevdir. D kare bölü dz kare. Yani burada çıkacak fonksiyonun 2 defa türevini alacağız. Z eksi z0'ın kübüyle çarpacağız fz'yi. Ki paydasındaki z eksi z0 ortadan kalkabilsin diye. Ardından 2 defa türevini alıp arkasından da limitini hesaplayacağız. Şimdi bu konuştuklarımızı uygulamaya başlayalım. İlk örneğimiz şu olsun. Fz eşittir z bölü z kare artı 5z artı 6 fonksiyonunun kutup noktalarını, İngilizcesi poles noktalarını bulunuz ve rezidülerini hesaplayınız. Kutup noktaları bulurken paydayı çarpanları ayırıp paydayı sıfır yapanları bulacağız, ama pay ile sadeleştirme varsa mutlaka o sadeleştirmeleri yaptıktan sonra kutup noktalarını bulacağız. Şu fz fonksiyonunu alalım. Payı çarpanlarına ayrılabiliyor mu? Hayır. Z, z'dir zaten. Aşağısı ise z, z. 3'e 2 çapraz çarpıp toplayınca ortadakini verdi. Z artı 3, z artı 2. Paydası
Pay ile sadeleşmiyor. Paydayı sıfır yapanlar bizim için kutuplardır. Bu çarpanların üstleri de onların mertebelerini verecek. İngilizce'de mertebe order veya multiplicity olarak geçmekte. Değişik değişik üniversiteler değişik isimlerle konuşabilirler. Önemli olan adedini göstermesidir. Z eşittir eksi 3. Birinci mertebe bir kutup. Bir kutup. Z eşittir eksi 2. Yine birinci mertebe bir kutup. İlk örneğimizden coşacak halimiz yok. Basit bir örnekle başlıyoruz. Üniversite hocalarının en büyük hatalarından birisi de ilk örnekte olabilecek en zorunu çözerler ki zannederler kafaları nasıl çalışıyor ben çok merak ediyorum. Bu en zorunu çözerler ki öğrenci kolayları zaten çözebilir. Halbuki siz kavramla yeni tanışıyorsunuz. Bir de örneğin en zorunu yazdıkları zaman duman oluyor birçok kişi. Ki çok hatalı bir eğitim sistemidir. Bu Boğaziçi'nden, İTÜ'sünden hepsinde hocaların kafası böyle çalışıyor. Çok ciddi bir pedagojik mantık hataları var ki yani 50, 60, 70 yaşına gelmiş adamları bu dakikadan sonra eğitebilir misiniz? Çok zor. Kafalar garip. Çok iyi öğreten, çok değerli hocalar da var ama çok azlar. O yüzden hep kötülerine denk geliyoruz. Çoğunluk onlar çünkü. Şimdi eksi 3 noktasında rezidüye hesaplıyoruz. Res eksi 3 diyelim. Eşittir. Limit z eksi 3'e giderken şuradaki formülümüzü uygulayacağız. Şunu biraz yukarı çıkartalım ki formülümüzü görebilelim. Şurada birinci mertebe için ki birinci mertebelerle karşı karşıyayız. Formülümüz orada. Yani türevsel bir şey gelmeyecek birinci mertebe ise sadece z eksi z sıfır bunu çıkartacaksak z artı 3 olacak. Yani şu çarpanı götüreceğiz paydada. Şu z eksi z sıfır ile fz'yi çarpmak şu paydadakini götürmek için yapılan bir şey. Çarpı fz fonksiyonu geliyor. Z bölü z artı 3 çarpı z artı 2. Tamamen şu olayı uyguladık. fz fonksiyonu burada. Bizim kutbu çıkartan çarpan ise burada. Birinci mertebe olduğu için herhangi bir türevimiz yok. Bu z artı 3 der birbirini götürdü. Limit artık tanımsız olabilecek bir ihtimal kalmadı. Z bölü z artı 2. Bu eksi 3'ü götürüp koyduğumuzda da rezidüyü bulmuş oluyoruz. Z yerine eksi 3 koyduk. Aşağıda da eksi 3 koyduk. Eksi 1 etti. 3. Yani eksi 3'ün rezidüsü 3'tür. Şimdi gelelim eksi 2'nin rezidüsüne. Res eksi 2. Limit z eksi 2'ye giderken bu sefer burada z artı 2 z eksi z sıfır yapıyoruz zaten. Z artı 2 çarpı fz fonksiyonu olacak. Z bölü z artı 3 çarpı z artı 2. Birinci mertebe olduğu için herhangi bir türevimiz yok. Gitti bunlar. Limit z eksi 2'ye giderken z bölü z artı 3 kaldı. Z yerine eksi 2'yi koydum. Eksi 2 bölü. Eksi 2 koyarsam aşağısı 1. Eksi 2. Eksi 2'nin rezidüsü eksi 2 çıktı. Buna bir anlam yüklemeyin. Bunun bir anlamı yok. Sadece bir sayısal değerdir o. Bu sayısal değerin buradaki fikirlerin ne olduğunu belki ilerleyen bir videoda anlatabilirim. Bazı hocaların da direkt bunun fikirlerini anlatarak başlamaları, nereden geldiğini anlatarak başlamaları da kafamızı karıştırıyor. Çünkü nereden geldikleri o kadar basit şeyler değil. Bunların bulunuşlarını teoremsel olarak ispatlamak gerekiyor ki hedefimiz genellikle o değildir. Ama nereden geldiğini bilmek çok değerlidir. Ama şimdi bunu ona anlatmak yarım saat 40 dakika sürer. Arkasından buralara geleceğiz. Çoğu kişi onları anlatırken kopacağı için bu noktayı hoca anlatırken derste de kopmuş durumda oluyor. Şimdi bir başka örnek. Bu da bir kuralı örnek üzerinden vermek için yapıyorum. Z küp z eksi 1
z üzeri 4 artı 2 fonksiyonunun z eşit 0 noktasındaki rezidüsünü hesaplayınız. Şimdi buradaki rezidüye geldiğimizde sıfır noktası için rezidü istenmiş. Sıfır noktasının bir kere kutup noktası olması lazım. Paydamızı herhangi bir şekilde sıfır yapıyor mu? Hayır. Sıfırı koyduk, burası eksi bir. Sıfırı koyduk, burası iki. Sıfır, bu rasyonel fonksiyonun bir sıfırı. Kutbu değil. Kutup noktalarında sadece rezidü vardır. Z eşit 0 kutup noktası değil. Kutup noktası olmayan bir yerde bize rezidü sorarlarsa direkt bunun sonucunun sıfır ettiğini bilmelisiniz. Rezidü 0, 0 noktasında sordukları için 5 noktası olsaydı rezidü 5 diyecektim, 0 olur. Kutup noktası olmayan noktalarda rezidünün değeri sıfırdır. Bunu kural olarak bilmemiz gerekir. Bu da bir yani örnek üzerinden kural gibi düşünün. Son bir örnek daha yapıp bu videomuzu noktalayacağız. Rezidü hesaplamanın çok uzatılacak bir tarafı yok. Bu sefer biraz daha böyle mertebesi 2, 3 olan şeyleri bir hesaplayalım. Örneğimiz fz eşittir z küp eksi 1 çarpı z artı 2 bölü z kare eksi 1'in ya da z kare eksi 1'in kübü diyelim. Z kare eksi 1'in kübü bütün rezidülerini de bulmayalım kutup noktaları için. Fonksiyonunun z eşittir 1 noktasındaki rezidüsünü hesaplayınız. Hesaplamaya başlamadan önce buradaki rezidünün mertebesini biliyor olmamız lazım. Bu nedenle bu fonksiyonu alıp var olan bütün sadeleştirmelerini yapıp bu z eşittir 1'in açık bir şekilde görün ki paydayı sıfır yaptığını görüyoruz. Evet, bu kutup. Bir önceki örneğimizde kutup değildi, direkt rezidüye sıfır demiştik. Bu bir kutup. Bu nedenle mertebesi önemli. Mertebesine göre rezidüyü hesaplarken kullanacağımız formül değişkenlik gösterecek. Bu fz fonksiyonunu alıp çarpanlarını ayırmaya başlayalım. Burada z küp eksi 1 küp açılımı yapıyoruz. Z eksi 1 çarpı z kare artı z artı 1 biçiminde ayrıldı bu. Çarpı burada z artı 2 var. Bölü aşağıda da bu z eksi 1'in z eksi 1 çarpı z artı 1'dir. Üzerinde 3 olduğu için ikisinin üzerine de 3 koyarak ayırıyorum. Z artı 1'in kübü. Şununla şunun arasında sadeleştirme var. Burasıyla burası gitti. Burada z eksi 1'in karesi kaldı. Z kare artı z artı 1 çarpı z artı 2 bölü z eksi 1'in karesi çarpı z artı 1'in kübü. Z eşittir 1, 1 kutup, mertebesi üssü 2 olduğu için mertebesi 2. Mertebesi 3 olanın bir örneğini bu videoda yapmayacağım. Rezidü hesaplama ile ilgili örnek sorular serisi olacak. Onun içinde 3. mertebeden rezidüleri hesaplayacağız. Mertebesi 2. Rezidünün formülüne gelirsek, rezidü 1 eşittir. Limit, önce formülü yazıyorum. Z sıfıra giderken 1 bölü n eksi 1 faktöriyel. Buradaki n mertebedir. D n eksi 1 bölü dz üzeri n eksi 1. Mertebe neyse onun 1 eksiği kadar türev alacağız. Z eksi z sıfır üzeri mertebe çarpı fz fonksiyonu. Rezidünün
Genel hesaplama formülü budur. Mertebeyi getirip buraya koyarak her seferinde bize gereken formüle ulaşabiliriz. Limit z 1'e giderken mertebe 2, 2'yi koyarsan buradan 2'den 1 çıkarsa 1 faktöriyelden 1 yazmama gerek yok bunu. Buraya 2 koyarsam birinci türev demektir o. D bölü dz. Burada da z eksi 1'in karesi mertebe çünkü 2 çarpı fz fonksiyonu gelecek. O da bu. Sadeleştikten sonraki hal. Z kare artı z artı 1 çarpı z artı 2 bölü z eksi 1'in karesi çarpı z artı 1'in kübü. Seçe seçe de çok kötü fonksiyon seçmişim aslında. Şununla şu birbirini götürdü. Limit z 1'e giderken d bölü dz türevini alacağımız ifade çok zorlu çıkacak. Şunu çarpsak mı çarpmayalım. Neyse çarpım durumunda kalsın. Z kare artı z artı 1 çarpı z artı 2 bölü z artı 1'in kübü. Şimdi burada türevi almaya başlayacağız. Ondan sonra limiti hesaplayacağız. Türev tabii ki bölümün türevi. Bölümün türevini yaparken de yukarıda çarpımın türevi çıkacak. Limit z 1'e giderken başlıyorum türevi almaya. O yüzden d bölü dz'yi yazmıyorum artık. Payın türevi çarpımın türevidir. Birincinin türevi 2z artı 1 çarpı ikinci z artı 2 artı birinci çarpı z kare artı z artı 1 çarpı ikinci. Bunun hepsi daha payın türevi. Çarpı payda. Z artı 1'in kübü. Eksi pay çarpı paydanın türevi gelecek şimdi. Z kare artı z artı 1 çarpı z artı 2 çarpı paydanın türevi. Bu parantez türevi. Üst başa geçer. 3z artı 1'in karesi çarpı içerisinin türevi 1. Burası da paydanın türevi. Payın türevi çarpı payda eksi pay çarpı paydanın türevi bölü paydanın karesi. Z artı 1'in kare kübünün karesini alırsak 6. Oldukça karışık bir ifade oldu. Şimdi z yerine 1'i koyalım. Hiç düzenlemekle uğraşmayalım. Z yerine 1 koydum. Burası 3. Z yerine 1 koydum. 3 artı. Z yerine 1 koydum. 3 çarpı 1 çarpı z yerine 1 koydum 2 8 z yerine 1 koydum 3 z yerine 1 koydum 3 çarpı z yerine 1 koydum 2'nin karesi 4 3 ile çarptım 12 bölü z yerine 1 koydum 2'nin 6. üssü 64 3 kere 3 9 3 12 çarptık 8 ile 96 3 kere 3, 9, 9, 12'yi çarptık. 108 bölü 64. 96'dan 108 çıkartırsak eksi 12 bölü 64. 4 ile sadeleştirirsek eksi 3 bölü 16 olarak bir noktasındaki rezidünün değerini bulmuş olur. İşte böyle sınav anında bu kadar işlemi yaptırtacak şekilde rezidüler bize sorulabilir. Rezidü hesaplama mantığını burada noktalıyoruz. Yani şu formülü bilmemiz lazım ve kutup noktaları için hesapladığımızı bilmemiz lazım. Kutup noktasının nasıl hesaplandığını bilmemiz lazım tabii ki. Ve mertebelerinin kutup noktalarının hesaplama noktasında çok önemli olduğunun da farkında olmalıyız. Bu şekilde rezidü hesaplama videomuzu burada noktalıyoruz. Sırada rezidü hesaplama yardımıyla basit kesirleri ayırma var. İlk kullanımı.